Merhaba değerli dostlar, acemi bir Apex Legends oyuncusu olarak yine acemi olan Apex Legends oyuncularına bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Bu öneriler sizlere maçta yarar sağlayabilir, oyuna alışmanız için faydalı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi sizlere bu önerileri tek tek anlatmaya çalışacağım değerli dostlar. Bence ilk olarak oyun hakkında oynanış, karakterler, özellikler, silahlar ve harita hakkında teorik olarak bilgi edinmek lazım. Bol teori ve bol pratikle Apex Legends oyununda iyi bir Legends olabilirsiniz. İlk önerim kontrolleri iyi kavramanız. Oyunun antrenman bölümünde kontrollerin nasıl kullanıldığı size öğretiliyor. Antrenman bölümünde bol bol antrenman yapın. Nişan alma, kayarak ateş etme, ani dönüşler, uzak ve yakın hedefleri vurma, silah değiştirme, bomba atma ve en önemlisi sensitivity, yani duyarlılık ayarlarını iyi yapın. Sürekli deneyin ve sizin için en iyisi hangisi ise o ayarları kullanarak bol bol maç yapın ve o ayarlara alışın. Değerli dostlar, ben Apex Legends oyununu PlayStation'da oynuyorum. Daha önce hiç konsol deneyim olmamıştı ve nişancı oyunları konsolda oynamak gerçekten çok zor. Diyelim ki sizler de konsolda yenisiniz veya konsolunuz vardı zaten ama Apex Legends oyununda yenisiniz. İkinci önerim oyuna alışmanız gerektiği. Bol bol maçlara girin ve rakiplerle karşılaşmaktan korkmayın. Konsolda yeni olanlar için durum elbette zor olacak. Kumanda koluyla nişan almak, adam vurmak, yerden ekipman toplamak gerçekten zor. Ama yılmak yok. Ne kadar maç, o kadar deneyim. Eğer çok büyük bir yeteneğiniz yoksa, maçlarda hemen ölmeniz çok normal. Çünkü her ne kadar yetenek gerekliyse de, Battle Royale oyunlarında şans da büyük faktörlerden birisi. Girdiğiniz maçlardaki takımınız, indiğiniz yer, indiğiniz yerdeki loot, diğer rakiplerin seviyesi, o nedenle yılmak yok. Bu oyunda iyi oynamak için çok maç yapmalısınız. Battle Royale oyunu varsa ses kasma da vardır. Hatta ses en önemli faktörlerden birisidir. Oyunu oynarken mutlaka kulak üstü ve iyi bir kulaklığınız olsun. Rakiplerinizin sesini dinlemek ve ona göre pozisyon almak size büyük bir avantaj sağlar. Oyunda farklı yeteneklere sahip karakterler var. Savaşçılar, defansçılar, gözcüler ve sağlıkçılar. Eğer bir karaktere bağlı kalıp hep onunla oynarsanız, başka bir karakter seçmeniz gerektiğinde iyi bir maç çıkaramayabilirsiniz. O nedenle her karakterle bol bol maç yapın. Tüm karakterleri öğrendikten sonra istediğiniz karakteri gönlünüzün sultanı yapabilirsiniz. Karakter yeteneklerini iyi kullanmak size maçı getirebilir. Apex Legends oyunun en büyük özelliği takım olmak. Takımınızdan ayrı kalmayın. Onlardan uzaklarda loot yapmayın. Gözünüz sürekli mini haritada olsun. Takım arkadaşlarınızı kontrol edin. Çünkü tek başınızayken eğer başka bir takıma denk gelirseniz maçta kalma şansınız çok düşük olur. Apex Legends'ın en büyük özelliklerinden birisi olan ping sistemini, yani takımınızla işaretleşerek konuşmayı iyi kullanın. Sizin işinize yaramasa bile bir silahı, eklentiyi, kalkanı pingleyin. Size yaramayan eklenti, kalkan ya da ekipman takımınızın galibiyetine ya da mağlubiyetine neden olabilir. Düşman görünce pingleyin. Başıma çok geldiği için söylüyorum, çatışmaya başlamadan önce rakibi pinglemeyince diğer takım üyeleri nereye destek vereceklerini kestiremiyorlar.
Oyunun güzel özelliklerinden birisi oynadığınız veya takımdaki diğer karakterlerin sürekli konuşarak sizleri uyarması. Ring daralacak, diğer takım geldi, 10 takım kaldı gibi. Bunları iyi dinlerseniz daha iyi kararlar verip maç sürenizi uzatabilir, hatta maçı kazanabilirsiniz. Çoğu zaman loot olayına dalıp ringi unutuyoruz. Maçların çoğunda tek rakibimiz ring oluyor. O nedenle hem karakterinizin hem de maçın sunucusunun ring uyarılarına kulak verin. Round 1 pek canınızı yakmaz ama güvenli alana çok uzaktaysanız işler çok kötüye gidebilir. Unutmayın, round seviyeleri yükseldikçe ringin canınızı götürme şiddeti de artar. Çatışma esnasında rakibinizi yere düşürdüğünüzde onu öldürmek için uğraşmayın. Çünkü rakibin diğer arkadaşları da etrafta olabilir. Siz sizin için tehdit içermeyen birisiyle uğraşırken rakibin diğer arkadaşları sizi indirebilir. Ama burada bir handikap var. Yere düşen oyuncuyu oyun dışı bırakmayınca bu sefer kendi takım arkadaşlarınız da sizin yerinizi pingleyebilir. Burada iyi karar vermeniz ve hızlı olmanız lazım. Takım arkadaşınız yere düştüğünde onu kaldırmak için acele etmeyin. Önce sağlık ve kalkan durumunuza iyi bakın. Tazelenin ve rakiplerinizin takım arkadaşınızın yanında olabileceğini unutmayın. Takım arkadaşınız yere düştükten sonra oyun dışı kalırsa onu tekrar geri getirme şansınız var. Ama atanamamış Rambo gibi çatışmaya dalarsanız lobiye dönme ihtimaliniz daha yüksek. Aslında silahlar konusunda bir şey demek istemiyorum. İyi nişancı olunca tükenmez kalemle bile rakip öldüren var. Ama yine de haritanın durumuna bakarak şu öneride bulunabilirim. Bir yakın, bir de uzak menzilli silah almanız iyi olabilir. Apex Legends 3. sezon haritasında sniper silahı size avantaj sağlar. Evet değerli dostlar. Bir acemi olarak aklıma gelen önerilerim bunlar. Sizlerin önerileri varsa bunları yorumlarda belirtirseniz yararlı olur. Görüşmek üzere. Let's go this way.